Yaklaşık 6 ay önce D100 Karayolu'nun Dağkent mevkiinde bulunan atölyede çalışmaya başlayan elektrik ve elektronikle makine mühendisliği bölümünden 25 öğrenci, TÜBİTAK'ın bu ay düzenleyeceği alternatif enerjili araç yarışlarına katılmak için tasarladıkları elektrikli otomobilin yapımını tamamladı. Kendi imkanlarıyla 6 ayı yoğun çalışma temposuyla geçiren ekip, Ayvaz ismini verdikleri ağırlığı 440 kilogram olan aracı Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi rektörlüğüne getirerek rektör yardımcısı Profesör Doktor Erol Ayaz'a tanıttı. Bu şeyin de kırmızı ne? Kırmızı 2 vites kalemimiz var. Daha da fazla. Rektörlüğün önünde bulunan otoparkta elektromobille kısa bir test sürüşü de yapan Ayaz, gazetecilere yaptığı açıklamada proje kapsamında emeği geçen akademisyenlerle öğrencileri tebrik etti. Utku. Emeği geçen, özellikle başta proje koordinatörü, yürüyüşçüsü Ömer Özüt hocam olmak üzere, katkısı olan bütün makine mühendisi, bilgisayar mühendisi öğrencilerimize ben teşekkürlerimi iletiyorum. Bu arada bu projemize destek veren bütün Bolu idarecilerine, yöneticilerine de tekrar teşekkürlerimi dillendirmek istiyorum. Bu bizim için bir ilk oldu. Bolu'yu da temsil etmesi açısından, isim olarak da Bolu'yu temsil etmesi açısından bizim için çok çok önemli. Umarım akabinde buna benzer faaliyetlerimiz devam edecek. Proje koordinatörü Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doçent Doktor Ömer Özyurtsa bu çalışmanın hem Bolu hem de Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi açısından çok önemli olduğunu belirtti. Hem şehrimizin hem üniversitemizin bir faaliyeti olarak bu sene ilk kez katıldığımız 14.sü düzenlenen TÜBİTAK'ın çeşitli kategorilerinde düzenlediği öğrenci yarışına biz elektromobil kategorisinde katıldık. Makine mühendisliği bölümü öğrencileri, elektronik mühendisliği öğrencilerinin birlikte çalışarak hazırladıkları bu projeyi yarışmaya hazır hale getirdik. Proje takım kaptanlarından elektrik, elektronik mühendisliği bölümü öğrencisi Sedat Öztürk de çok kısa sürede büyük işler başardıklarını anlattı. Çok kısa sürede çok büyük işler başardık. Arkadaşlarımız çok büyük kendinden feragat ettiler. Takım çalışmasını öğrendik. Seneye neleri daha fazla geliştirmemiz gerektiğini öğrendik. Elektrik, elektronik mühendisliği ve makine mühendisliği öğrencileriyle beraber yaptık bu işi. Önümüzdeki sene inanıyorum ki yaptığımız işlerin yarısını yerli olarak yapabileceğiz. Bu sene yerli yapamamızın tek sebebi çok kısa vakitte çok büyük işler başarmaya çalışmamızdı. Ki büyük bir ihtimalle bunu başardık.